ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye ulaştırmak için başlattığımız umut hareketi İzmirlilerin desteğiyle çığ gibi büyüdü. birkira1yuva.org adresinden başvurular sürüyor. Destek miktarı 400 milyonu geçti. Arama kurtarma yapılacak olan aday köpekler rabüyken 6 ayı geçmemiş olan köpeklere özel testler yapılır. Değerli arkadaşlar, başkanlıktan gelen önerilerin görüşülmesi başlığına geçiyorum. Buyurun. Türkiye'de en çok depreme dirençli kent adayı İzmir şehridir. Bu sade benim fikrim değil. Değerli hocamız Naci Görür burada kendisi ifade etmiştir. Şunu biliniz ve her yerde iftarla söyleyebilirsiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi depreme dirençli kent olma noktasında en hazır belediyedir. Hiç kimsenin tereddütü olmasın. Biz Büyükşehir Belediyesi ilkeli bir duruş gerçekleştirdik. Bu ilkeli duruş bütün Türkiye'ye örnek olması gereken bir ilkeli duruş. Bu nedenle çok kıymetli. Biz ne müteahhide verilen oranı arttırmaya kalktık, ne başka bir yan yola gittik, ne yaptık? İzbeton şirketimizi devreye soktuk. Neden? Müteahhitlerin aslında o oranlarla o ihalelere girmesinin mümkün olduğunu biliyorduk. Ama daha fazla almak istedikleri için girmediklerinden şüphe ettik ve müteahhitlerin karşısına İzbeton'u koyduk. Ne oldu? Bazı yerlerde İzbeton aldı, bazı yerlerde o bir türlü girmeyen müteahhitler girdi, onların üzerinde kaldı. Kötü mü oldu? Gayet iyi oldu. 5000 civarında binanın kentsel dönüşümü için yol almaya başladık. Biz yatırım bütçemizin %10'unu ayıracağız. Hükümetten de bunu bekliyoruz. Bu da bizim en doğal hakkımızdır. Bunu talep ediyoruz dedik. Çünkü kentsel dönüşüm dediğiniz şey tabii ki belediyenin, yerel yönetimlerin imar planlarıyla, imar düzenlemesiyle çok ilgili ama aynı zamanda finansmanla çok ilgili. Peki bizim şunu vatandaş olarak söylemek hakkımız değil mi? Ya ey hükümet, kentlerimizi dirençli hale getirmek için bütçenden bugün ayırdığın 10 mislini daha ayır. Bizim hakkımız değil mi değerli arkadaşlar? Biz canımızı veriyoruz bu ülkenin vatandaşları olarak. Anayasal güvence altına almalı hiçbir hükümet gelip bunu değiştiriyorum, ben imar affı çıkartıyorum diyememelidir. Halk konut Türkiye'ye model olacak bir kentsel dönüşüm modelidir. Vatandaşın kendi müteahhitliğini yapması demektir. İzbeton şirketimiz böyle bir hizmet verir. Gurur duyabilirsiniz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'ye örnek bir kentsel dönüşüm modelini İzmir hayata geçirmiştir. Herkesin yüreği ferah olsun.